Merhaba arkadaşlar, bugün Tanrı'nın Kurtuluş Tasarısı adlı kitabımızda İsa Fırtınayı Nasıl Dindirdi adlı hikayemizi anlatacağız. Ama önce ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Matta 8. bölüm 26 ve 27. ayetler. İsa, "Neden korkuyorsunuz? Ey kıt imanlılar," dedi. Ortalık süt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. "Bu nasıl bir adam ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor," dediler. Matta 8. bölüm 26 ve 27. ayet. Arkadaşlar, bu dünyayı yaratan, dünyanın yöneticisi ve sahibi olan kimdir? Tanrı'dır. Yani İsa Mesih'tir. İsrail'in kuzey bölgesinde Celile adında büyük bir göl vardır. Bu göl bölgenin en büyük gölü olduğu için insanlar buraya Celile Denizi de derlerdi. İşte İsa bu gölün kıyılarında dolaşarak göksel egemenliğin müjdesini duyuruyordu. O sırada Simon yani Petrus, kardeşi Andreas, Yakup ve Yuhanna Celile Gölü'nde balık tutmaktaydı. İsa onları gördü ve öğrencisi olarak yanına çağırdı. Bir gün İsa gölün karşı yakasına geçmek için bir tekneye bindi. Öğrencileri de onunla birlikteydi. Böylece kıyıdan açılmaya başladılar. Tekne ilerlerken İsa çok yorulduğu için arka kısımda uykuya daldı. O sırada göl sakindi. Ancak gölün ortasını geçtiklerinde şiddetli bir fırtına başladı. Tekne fırtınadan dolayı yalpalanıyordu. Celile Gölü'nde fırtına olduğu zamanlarda dalga boyu 5 metreye kadar ulaşırdı ve bunun gibi ani fırtınalar gemiciler için tehlikeli bir durum oluştururdu. Fırtınanın şiddeti gittikçe artıyordu. Fakat İsa böyle bir durumda hala uyumaktaydı. Fırtınanın şiddetinden tekne su almaya başladı. Durum artık tehlikeli bir hale gelmişti. Bu gölde balıkçılık yapmış olan Petrus'la birkaç kişi kendi tecrübeleriyle fırtınadan kurtulmak için çabaladılar. Ama onlar da bu durumda çaresizlerdi. Böyle giderse tekne batacaktı. Çok korkan öğrenciler yardım etmesi için İsa'yı uyandırarak "Öğretmenimiz, öleceğiz. Hiç aldırmıyor musun?" dediler. İsa kalkıp öğrencilerine, "Ben sizinle birlikteyken neden bu kadar çılgına döndünüz? Neden korkuyorsunuz? Hala imanınız yok mu?" diye azarladı. İsa, öğrencilerini imanlarının kıt olmasından dolayı azarladıktan sonra rüzgarı, gölü ve kabaran dalgaları azarladı. İsa kimdi ki doğayı azarlayabildi? Sıradan bir kişi doğayı yani rüzgarı ve gölü azarlayabilir mi? Şüphesiz ki İsa doğayı yaratan ve yöneten olduğu için bunu yapabildi. İsa rüzgarı ve gölü azarladıktan sonra fırtına dindi ve ortalık süt liman oldu. Göl sakinleşti. Rüzgar ve göl İsa'nın sözünü dinlemişti. Bunu gören öğrencileri çok şaşırdılar. Gözlerine inanamıyorlardı. Büyük bir korku içinde birbirlerine, "Bu adam kim ki rüzgar da göl de onun sözünü dinliyor?" dediler.
öğrencileri yavaş yavaş İsa'nın kim olduğunu öğrenmeye başlamaktaydı. İsa bu gölün de rüzgarın da yaratıcısıydı. Bu yüzden tek bir emriyle fırtınayı sakinleştirebilirdi. İsa doğanın sahibi olduğu için rüzgar ve göl onun sözüne itaat etti. Bu gölde öğrenciler aslında dünyayı yaratan Tanrı ile birlikteydiler. Fakat henüz onu tam olarak tanımadıkları için fırtınada korkuya kapıldılar. Eğer İsa'nın doğayı yaratan ve onun sahibi olduğunu bilselerdi, hiç korkmazlardı. Fırtına çok şiddetli bile olsa İsa'ya güvenir ve sakin davranırlardı. Biz dünyayı yaratan ve dünyanın sahibi olan İsa Mesih'e inanıyoruz. Onun çocukları olarak onunla birlikte yaşıyoruz. İsa'nın öğrencileri fırtınaya yakalandığında İsa ile birlikteydiler. Ama İsa'yı tam olarak tanıyıp ona güvenmediler ve kendi çabalarıyla fırtınadan kurtulmaya çalıştılar. Fakat bütün çabalara rağmen fırtına daha da güçlenince dehşete kapıldılar. Arkadaşlar, İsa'nın öğrencilerin fırtınaya yakalanması gibi biz de hayatımızda fırtınalara, yani fiziksel sıkıntılarla ve manevi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Böyle zamanlarda kendi çabamızla fırtınayı dindirmeye çalışmadan önce İsa Mesih'e güvenelim. Tüm evrenin, tüm varlıkların sahibi olan İsa Mesih her zaman yanımızdadır. Zorluk veya sorunlarla karşılaştığımızda kaygılanmadan ve korkmadan İsa'nın elini tutalım. Hayatımızda çıkış yolu bulamadığımızda İsa'ya güvenerek yardım isteyelim. O zaman İsa hemen yardım edecektir.